Suyumuz hazır. 85 derece. Şu an sıcak. Ayarladım. Öğütülmüş kahvem var. Komandante'de 32 klikte öğüttüm. 30 gram kadar bir kahve. Ortalama işte orta kalın ayarında, kalına biraz daha yakın bir öğütme ayarı. Darısını aldım. Ters bir şekilde aeropresimin içine koydum. Yan tarafa kaldırabilirim. Yatağını düzleştiriyorum. Kahve yatağını. Hop, darımı aldım tekrardan. Suyumu alıyorum. 85 derece su. İlk başta 30 saniyede 100 mililitre dökeceğim. Çok yavaş bir şekilde. Dökerken suyumu başlattım. Bu arada demlediğim kahve Etiyopya Akasya şu an. Gayet dengeli ve tatlı bir kahve. Bu tarifle de tatlılığını biraz daha ön plana çıkartıyoruz kahvelerin. Yavaşlıyorum. Tamamdır, 100 mililitre oldu. Şimdi kaşığımı alıyorum. Bir 15 saniye kadar karıştıracağım yavaşça. Yani 45. saniyeye kadar. Karıştırdıktan sonra köşeyi kaldırdım kaşığımı. Çift kat kağıt filtre kullanıyorum. Basıncı arttırmak için. Filtremi ıslatıyorum. Düzleştiriyorum filtre yatağımı. Üstünü kapayıp 1. dakikada tartımı yana aldım. Bardağımı ters bir şekilde çeviriyorum. Döküyorum. Şurada kalan parçacıkları da bir spin atarak topluyorum ve çok yavaş bir şekilde 20-25 saniyede bastırıyorum. Tıs sesi çıkana kadar tıs sesinde duruyorum. Çok acı tatların kahvede olmasını istemiyoruz. En son çözünen. Tısı duydum. Durdum, yana kaldırdım. Tekrar tartımızın üstüne koyuyoruz kahveyi. Şu an bir konsantre oluşturduk. Şimdi bu konsantreyi sulandıracağız. Buna bypass yöntemi deniyor. Ortalama 60 mililitre falan bir çıktığımız var şu an. Kahvede suyu emdikten sonra. 100 mililitre su ekleyeceğiz üstüne. Burada isterseniz eğer biraz ekleyip tadına bakabilirsiniz. Damak tadınıza göre istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Arada bir tadına bakarak. Bu tarifin güzel tarafı, bir konsantre oluşturuyorsunuz. Direkt bardakta yapabilirsiniz. Eğer daha fazla kişiye yapmak istiyorsanız konsantreyi biraz daha yoğunlaştırmamız gerekiyor. Onun için de öğütme ayarını inceltebilirsiniz biraz. Ya da kullandığınız gramajı arttırıp ilk başta döktüğünüz suyu da o oranda 1'e 3 oranında arttırabilirsiniz. En sonunda da zaten sulandırarak, arada bir tadına bakarak karar verebilirsiniz. Çok basit bir tarif. Evde çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ortalama 1,5-2 dakika falan sürüyor. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.